Arkadaşlar merhaba, androloji serimizin bu videosunda sperm yıkama teknikleri, yani sperm hazırlama teknikleri neler, onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle kullandığımız iki tane, genel anlamıyla çoğu laboratuvarın kullandığı iki tane teknik var. Bunlar gradient ve steam up yöntemleri. Genel olarak bunları kullanıyoruz ama her laboratuvar farklı vakalarda farklı yöntemi, alternatif yöntemi tercih edebiliyor. Şunu bilmek gerekiyor, bu önemli. Aslında iki yöntemin birbirine karşı çok fazla üstünlüğü yok. Yani normal sperm örneklerinde, sayı ve hareketi normal olan sperm örneklerinde iki yöntem de eşit şekilde kullanılabilir ve etkinliği benzerdir. Fakat bazı durumlarda gradient kullanmak, steam up kullanmaya göre daha avantajlı hale gelebilir. Bunların ayrıntısını da videonun ilerleyen zamanlarında anlatacağız zaten. Şimdi teknikler neler, nasıl yapılıyor onlardan bahsedeceğim. Sonrasında ne tarz vakalarda biz hangi yöntemi kullanmayı tercih ediyoruz ona gideceğim. Birinci olarak gradient yöntemi. Gradient yöntemi nedir ve ne kullanıyoruz? Elimde iki tane solüsyon görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi işte bu gradient'i hazırladığımız asıl içinde silika parçacıkları olan ve yoğunluğu oluşturan gradient medium'u. Ticari farklı isimleri olabilir. Onun yanında da bunu dilüye etmek ve farklı yoğunlukları oluşturmak için kullandığımız sperm yıkama solüsyonu var diyebiliriz. Biz kendi pratiğimizde %50'lik ve 90'lık kullanıyoruz ama başka laboratuvarlarda 90'lık, 45'lik gibi rakamlar görebilirsiniz. Bu sizi şaşırtmasın. Tamamen herkesin yine kendi pratiğine göre değişiyor. 90'lık ve 50'lik kullanıyoruz demiştik. İki tane solüsyonu hazırladım sabahtan ve bunlar oda sıcaklığında şu anda. 90'lığı hazırlamak için 900 mikrolitre grad solüsyonu koyduk. 100 mikrolitre de sperm yıkama solüsyonu koyduk ve dilüye ettik. %50'lik için de ikisinden de 500'er mikrolitre koyduk ve karıştırdık. Şimdi gradient yönteminde spermi nasıl hazırlıyoruz, ne yapıyoruz onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle eldivenlerimizi takıyoruz tabii ki bu işlemlere başlamadan önce. Ben yine bunun için testi hazırlama videom vardı. Onda yine gradient yöntemini anlatmıştım aslında. Kullandığım materyalleri de göstermiştim. Oraya da bakabilirsiniz tekrar. Cam pastör pipetle hazırlıyorum. Daha kontrollü geliyor bana. Ama tabii ki plastik pastör kullananlar da olabilir. Pipet ucuyla da yapanlar olabiliyor. Yine farklı uygulamalar görebilirsiniz. Şimdi ben öncelikle biraz kulağımı tersten tutuyorum galiba. 90'lık normalde daha yoğun olduğu için altta kalacak, 50'lik de üstte kalacak doğal olarak. Hani 90'lık koyup üstüne 50'lik koymak yoluna gidilebilir ama ben de alışkanlık ve aradaki farkı, yoğunluk farkını daha rahat görebildiğim için öncelikle 50'liği koymayı tercih ediyorum. Tüpe ilk olarak 50'liği koyuyorum. Arkasından 90'lığı yavaş yavaş koyacağım. Ve ortada oluşan çizgiyi ve yoğunluk farkını çok rahat bir şekilde görebilmenizi istiyorum. Ama tabii kamerada inşallah görürsünüz. Bakın dibine indirdim ve yavaş yavaş, çok yavaş. Ben çizgiyi buradan çok rahat görüyorum. Birazdan size de göstereceğim. Burada önemli olan yine baloncuk oluşturmamamız. Dolayısıyla pipetin içerisindeki bütün solüsyonu hızlı bir şekilde koymuyoruz tüpün içine. Çok yavaş bir şekilde koyuyoruz. Hepsini de koymadım. Şu aradaki gradient farkını görebilmenizi istiyorum. Şuradaki çizgiyi umarım fark edebiliyorsunuzdur. İşte bu yoğunluk farkını gösteriyor. Şimdi en üstünde de spermi koyacağız. Sperm örneğini ve sentrifüjde yaklaşık 15 dakika 1600'de döndüreceğiz. Böylece hareketli spermler belli yoğunlukları geçerek tüpün dibine doğru hareket edecekler. Spermi koyarken de yine solüsyonları çok bozmamaya çalışıyoruz. Çok yavaşça tüpe 45 derecelik bir açı vererek koymak her zaman çok daha kontrol sağlıyor. Burada yaklaşık 1'e 1 koyduk. %50'lik ve %90'lığı. İşte yaklaşık 500'er mikrolitre koyduk. Eğer spermin yumurta, yani mikro enjeksiyon için kullanacaksak
Zaten çok fazla sayıda sperme ihtiyacımız yok. Dolayısıyla bütün preparatı kullanmıyoruz. Ama aşılama için kullanacaksak bütün spermi elde etmek istiyoruz. Hani en azından yumurtaya gidebilecek hareketli sperm sayısını oranını arttırmak için bütün preparatı, volüm ne kadarsa kullanmak istiyoruz. Ama o da bunun için gerek yok. Dolayısıyla çok az, yaklaşık yine 500 mikrolitrelik bir sperm örneğini gradient solüsyonların üzerine koydum. Şimdi 1600'de 15 dakika çevireceğim. Daha sonra dipteki spermini alarak bir kez daha spermikama solüsyonuyla döndüreceğim. Göreceksiniz hepsini. Sentrifüjden çıkardık. Spermlerin aşağı indiğini görüyoruz. Medium, bu grad mediumları bulanıklaştı. Belli ki spermler aşağı indi. Şimdi biz ne yapacağız? Pelete inmiş olan, en hızlı olan spermleri almak amacımız. Dolayısıyla üstteki bölümü çekip atacağız. Üsttekini yavaşça çekiyorum. Hatta üstteki 50'liği de komple alacağım. Aradaki çizgi daha da yoğunlaşmış. Çünkü orada immotil olan spermler de sonuçta sentrifüjün etkisiyle aşağı iniyor. Ama onlar genelde o ara bölgede kalıyorlar. Bizim isteğimiz en hızlı olanlar, en aşağıda kalanlar. Altında biraz bırakıyorum. Yaklaşık 200 mikrolitre kadar. Şimdi bir yıkamamız daha olacak. İkinci yıkama içinde yaklaşık 2 mililitre sperm yıkama medyumunu alıyoruz. Altta kalan spermlerin üstüne koyuyoruz ve 1600'de 5 dakika daha santrifüj edeceğiz. Daha sonra artık peletteki spermleri yumurtalara mikro enjeksiyon yapmak için kullanır hale geleceğiz. Arkadaşlar 5 dakikalık ikinci yıkamamızı bitirdik. Ne yapacağız? Artık istediğimiz, kullanmak istediğimiz hareketli spermler pelete, üst tarafı atıyorum. Ve artık altta kalan pelette istediğimiz spermler var. Ve artık mikro enjeksiyon için hazır spermlerimiz, bunları inkübatöre kaldırıyoruz. Şimdi gelelim ikinci yöntemimize. İkinci yöntemimiz bizim de çok sıklıkla kullandığımız swim up, yani yüzdürme yöntemi. Bu çok basit bir yöntem ama bunun için spermin hareketliliğinin oldukça iyi olmasını istiyoruz ki spermler rahatça yüzebilsin. Çünkü hiçbir şekilde santrifüj kullanımı uygulamıyoruz bu sistemde. Öncelikle yine temiz bir tüpe sperm örneğimizden yaklaşık 1 mililitre kadar koyuyoruz. Bu arada sperm örneğinin çok iyi likifiye olması da önemli. Viskoz örneklerde spermlerin yüzmesi çok daha zor olabiliyor. Yaklaşık 1 mililitre koyduk. Ve üzerine de yine yaklaşık 1 mililitre kadar sperm yıkama solüsyonu koyuyoruz. Bu oldukça basit bir metot. Yine 45 derecelik açıyla koymaya çalışıyorum. Yavaşça, çok yavaş bir şekilde. Sperm örneğinin üzerine yıkama solüsyonumuzu koyuyoruz. Bakın. Artık spermin üstünde sperm yıkama solüsyonu var ve bunu yaklaşık 45 derecelik bir açıyla inkübatöre kaldıracağım ve yaklaşık da 1 saat kadar bekliyoruz. Buradaki hareketli spermlerin kendiliğinden yavaş yavaş yukarıdaki sperm yıkama solüsyonunun içine gelmesini bekliyoruz. Kullanacağımız zaman da üstteki yıkama solüsyonunu çekiyoruz ve içindeki spermleri kullanıyoruz. Ama dediğim gibi bunda sperm hareketliliğinin oldukça iyi olması lazım. Herhangi bir şüpheniz varsa, hareketlilik %30'ların altındaysa, swim up'ta yüzmeyebiliyor spermler ya da viskozsa ejekülat gerçekten. Dolayısıyla swim up tekniği belki mikro enjeksiyon yapılacak hastalarda kullanılabiliyor ama aşılama gibi yöntemlerde çok da etkili olmuyor. Şimdi birazdan da bunları konuşacağız. İnkübatöre kaldırıyorum. Bu videoyu sperm parametreleri normal ya da normale yakın olan spermlere göre hazırladık aslında.
Bu kullandığımız ejekülant oldukça hareketi iyi, %40-45 civarında olan bir ejekülattı. Viskozitesi gayet iyiydi. Bunu laboratuvarlar graft yöntemiyle de, CIMAP yöntemiyle de hazırlayabilirler. Biz dediğim gibi mikro enjeksiyonlarda şartlar uygunsa CIMAP yöntemini tercih ediyoruz. Sentrifüj tekrar kullanmak istemiyoruz. Ama aşılamalarda gradient yöntemini tercih ettiğimizi söyleyebilirim. Tabi bunların bazı modifikasyonları oluyor. Örneğin graft yapıyoruz bazen ama iki tabakalı yapmayabiliyoruz. Yani 50-90 yerine sadece 50'likle yapılan durumlarda söz konusu olabiliyor. Bazı laboratuvarlar bunu tercih edebiliyorlar. Ya da bunun yanı sıra CIMAP yönteminde öncelikle peletteki bütün spermleri konsantre edip, yani önce bir çevirip arkasından peletin üstüne yıkama solüsyonu koyan merkezler de var. Bu da bir alternatif ama burada işin içine ekstra bir sentrifüj işlemi giriyor. Dolayısıyla eğer hareketlilik iyiyse biz bunu kesinlikle tercih etmiyoruz. Normal spermiyogramlarda durum bu ama azospermi, kriptozospermi ya da şiddetli oligoastenospermi gibi durumlarda işte o zaman kullanılan teknikler biraz daha farklı olabiliyor, biraz daha değişebiliyor. Ama bunları farklı bir videoda anlatmak durumundayım çünkü vaktimiz doldu. Umarım faydalı olur bu videoda. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizi takip etmeye devam edin.